İstanbul'da depreme nasıl hazırlanıyoruz? Kaç riskli yapı var? Yenileme başvuruları ve kentsel dönüşümde hangi noktadayız? Çok sorumuz var. Özellikle depremden bu yana binam riski mi sorusu gitgide yükselen bir soru. Konuğumuz var. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz Haber Hattı'na. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi size ilk soru şu olsun. İstanbul'da baktığınızda acil yıkılması gereken ağır hasarlı kaç bina var? Öngörünüz nedir? Şu an Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı çalışmalara göre 90 bin yapının hızlıca yenilenmesi gerekiyor. Acil. Acil. Yenilenmesi gereken bina sayısı 90 bin. Peki sizin bir projeniz var. İstanbul Yenileniyor projesi. Bunun evet. Kapsamını bize biraz anlatabilir misiniz? Başvurular nasıl yapılabilir? 90 bin acil yenilenmesi, yıkılması gereken binadan bahsediyorsunuz. Bu İstanbul Yenileniyor projesi bunun neresindedir? Onu da dinlemek isterim. Biz göreve geldikten sonra İstanbul'u daha dayanıklı hale getiririz de sürdürülebilir bir yöntem hayata geçiririz diye bir model geliştirdik. İstanbul Yenileniyor platformu budur. İnternet sitesi üzerinden vatandaşlarımız eğer riskli yapı da olduğunu düşünüyorsa İstanbul Yenileniyor platformuna başvurup riskli olan tüm yapılara diyorum bunu. İstanbul'da riskli yapıda oturduğunu düşünen herkes. İstanbul Yenileniyor platformuna başvurup inşaat maliyeti üzerinden kendilerine bir yenileme teklifi yapacağımızın taahhüdünde bulunduk. Çok ciddi de bir başvuru aldık. Kaç başvuru aldınız? Devam eden projelerimiz var. Şu anda en sonki başvuru sayımızı ben size söyleyeyim. 12.453 adet başvuru aldık. Bu şu anlama geliyor. 191.571 bağımsız birim. Evet. 699 bin insanın yaşadığı bir alandan bahsediyorum. Biz bu insanlarımıza diyoruz ki eğer uzlaşırsanız inşaat maliyetine yapılarınızı yenileriz. Çok hızlı yol aldık. Az önce görüntülerde görülen sitelerde bizim yıkıp yapımına başladığımız yerler. Şu an görüntüde gezen yıkımlar. Mesela burası Kadıköy'deki bir tek yapımız. Az önce Bağcılar'daki 190 bağımsız birimden oluşan bir siteydi. Ancak süreç içerisinde inşaat maliyetlerindeki hızlı artış ve banka faiz oranlarındaki hızlı artış vatandaşlarımızı borçlanma kısmında zorlamaya başladı. Burada daha da hızlanabiliriz. Bunun için de merkezi iradenin sosyal konut ve ilk evim kampanyasında orta gelir gruba sunduğu ödeme planlarını bizim acilen İstanbul başta olmak üzere riskli yapısı olan tüm kentlerde vatandaşlarımıza avantajlı borçlanma imkanı olarak sunmamız gerektiğini her platformda dinlendirmeye Onu soracağım size. İnşaat maliyetleri kısmı, kiralardaki artış bunların hepsi nasıl evet. yansır, nasıl bir yöntem gerekir ama adım adım gidelim istiyorum. Şimdi diyelim ben binama bir risk analizi yaptırdım ve benim binam riskli çıktı. Geldim bunun yenilenmesini istiyorum. İstanbul Yenileniyor üzerinden bir başvuru yaptım. Sonra süreç nasıl işliyor? Ben ne yapmalıyım? KİPTAŞ ne yapıyor? İstanbul Yenileniyor'a vatandaşımız başvurduğu an risk yapıda oturan bir kişi bile başvurabiliyor. Biz bir hafta içerisinde kendilerine bir bilgilendirme föyü gönderiyoruz. Mevcut yapısının konumu, plan durumu, oradaki sıfır yapıların değeriyle ilgili. Bir de izlemesi gereken prosedürü gösteren bir yönerge. Tek aradığımız şart bulundukları mülkiyet içerisinde 2/3 çoğunluğu sağlamaları. Çünkü vatandaşımızın gönüllülüğü olmadan biz bu süreci yönetemiyoruz. 2/3 şartı da biliyorsunuz kanunda öngörülen, zorunlu tutulan bir şart. 2/3 çoğunluğu sağlarsa vatandaşımız hemen kendilerine taslak bir proje üzerinden bir fizibilite yapıp bir reçete sunuyoruz. Belki vatandaş borçlanıyor, belki borçlanmıyor. Bazı yerlerde başa baş çıkan projeler de oluyor. Bu reçeteyi kabul ederse vatandaşımız tahliye, yıkım ve yapım sürecinin tamamını KİPTAŞ garantörlüğünde yürütüyoruz. Paydaş şirketlerimiz de var bu sistemi destekleyen İmar AŞ ve BİMTAŞ. Vatandaşımız borçlanma çıkması halinde işin yapım süresi kadar sıfır faiz seçeneğiyle vatandaşımıza eşit taksitlerde bir borçlanma imkanı sunuyoruz. Eğer uzun vadeli taksit seçeneği yüksek gelirse ve uzun vadeli bir borçlanmayı tercih ederse KİPTAŞ kefaletiyle bankalarda uygun faiz oranlarıyla borçlanma imkanı da sunuyoruz. Bu süreçte vatandaşımızdan tek beklentimiz hızlıca bizle uzlaşmaları.
Peki bir soru, diyelim ki Kiptaş gelecek, bu evi yenileyecek ama burada vatandaşın işte ben temelini şöyle istiyorum, binayı şöyle istiyorum deme böyle bir hakkı var mı? Yoksa Kiptaş uygun neyse onu yapıyor ve o şekilde bir bina mı inşa ediliyor? Şöyle, biz burada ilk teklifimizi vatandaşımızın fiziki durumunu koruyacak şekilde, mühendislik hizmetlerinden faydalanacak şekilde yapıyoruz. Örnek veriyorum, vatandaşımızın dairesi 100 metrekaredir, borçlanma yüksek gelmiştir, bunu küçültmek isteyebilir veya fazla imar hakkı vardır, büyütmek isteyebilir. Bunları borçlanma üzerinden anlaşmayı sağladıktan sonra birebir yaptığımız görüşmelerde bu süreci yönetiyoruz. Yani vatandaşla beraber bu süreci işletiyorsunuz. Kesinlikle. Biz önce borçlanmayı gönderiyoruz. Uzlaşırsak sonra sahada birebir bir süreç yönetiyoruz. Bu rakamlar artı eksi değişebilir, proje değişebilir. Ama uzlaştığımız projenin ne şekilde mühendislik hizmetlerinden faydalanacağı zaten bilimin ışığında, biz onu da vatandaşlarımızın tercihine bırakmadan ne gerekiyorsa yapıyoruz açıkçası. Orada çok o tercihe konu bir şey değil. Yani bir projeye karar verdikten sonra onun mühendislik hizmetlerinden nasıl faydalanacağı zaten bellidir. Biz onu en fazlasıyla uyguluyoruz. Önemli. Teşekkürler. Şimdi bir örnek var. Bu çarpıcı da bir örnek. Kadıköy'de bir bina. Geçtiğimiz gün haberlere de yansıdı. Yanından evet, hemen bir tren Marmaray geçiyor. Bina sakinleri bunun yenilenmesini istiyor ama bir bina sakin var. Projeyi durdurma kararı gelmiş. Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz? Ne yapmak gerekiyor? Nihayetinde ağır hasarlı bir bina anladığım kadarıyla bu. Bu çok çarpıcı bir örnek olduğu için anlatmanızı ve olası çıkış yollarını duymayı istiyorum sizden. Şimdi bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Tabii hukuk çerçevesinde maksimum şekilde ısrarcı olup bir çözüm üretiyoruz. Orayı da çözeceğiz, yakında da yıkacağız. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz bu örneği niye paylaştık? Burada uzlaşma süreçleri, bu süre yani yenileme sürecinin en uzun ve en meşakkatli süreci. Bunu bile aştıktan sonra çok enteresan vakalarla karşılaşabiliyoruz. Bir örnekle kamuoyuyla paylaşmak istedik. Bir kamuoyu bilinci olursun diye gerçekten de çok ciddi bir etkileşim aldık. Bunun benzeri yaşadığımız vakaları da yayınlamaya ve açıklamaya devam edeceğiz. Biz bunu niye yapıyoruz? Burada bazı sistemde işlemeyen mekanizmalar var. Bunlarla ilgili güncellemeler yapılması gerekiyor. Biz bunları bakanlıkla yaptığımız kişisel toplantılarda da dinlendiriyoruz, resmi yazışmalarımızla dinlendiriyoruz. Şimdi bunu daha üst perdeden Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde yapacağız. Burada bazı sistemde aksaklıklar var. Mesela bu bir kiracı bu yapıyla ilgili yürütmeyi durdurma alamaması lazım. Burada mahkemenin aslında bir suçu yok. Bir kişi diyorsa ki benim elektriğimi, suyumu, gazımı kesiyorlar, burada bir yanlışlık var dediği an mahkeme hemen yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Bu bir prosedürel bir işlem. Vatandaş da bundan faydalandı. Bize vakit kaybettirdi. Hem kendi canını riske attı. Tabii. Hem de Allah korusun bu ara bir afetle karşılaşsaydık bölgeyi de riske sokmuştu. Çünkü bu yapı görüntülerde de vatandaşlarımız görmüştür. Çok riskli bir yapı. Marmaray'a doğru da kayabilir. Mahallenin girişine doğru da kayabilir. Ki Marmaray, yani hızlı trenin geçtiği hat, o kadar teknik anlamda bize ihtiyacımız olan bir hat ki, olası bir afette kullanacağımız bir hat ve buranın hasar görmesi bir karayolu gibi de değil. Oranın ciddi bir mühendisliği var. Onun tadilatı vesairesi çok meşakkatli işler. Yani bir vatandaşın inadının nelere mal olabileceğini biz kamuoyunun görmesini istedik. Ve nelerle ne şekilde zorlandığımızı kamuoyunun görmesini istedik. Kamuoyu bu bilinçte olursa bizim süreçlerimiz çok daha hızlı ilerliyor. Aynı şekilde merkezi iradeyi de bu tür sorunlarla ilgili çözüm üretmesi konusunda bir farkındalık yaratmaya çalıştık merkezi iradede. Bunların da karşılığını yavaş yavaş alacağımızı düşünüyorum. Çünkü sahada çok enteresan tecrübeler elde ediyoruz. Enteresan vakalarla karşılaşıyoruz. Daha bu bir başlangıç, bunun devamını yayınlayacağız. Çünkü toplum bunu bilmeli. Bu bilinci üst seviyede tutmazsak uzlaşamayız. Uzlaşamazsak da hızlıca bu kentleri yenileyemeyiz. Çok önemli, çünkü toplumsal bir bilinç oluşturmamız gereken bir noktadayız. Büyük bir yıkım yaşadık, yüreğimiz yandı bir daha böyle yıkılmamak adına. Şimdi inşaat maliyetlerinden bahsettiniz az önce, oraya bir dönelim. İnşaat maliyetleri çok yüksek, kiralar çok yüksek, maalesef enflasyonist bir sürecin içerisindeyiz. Depremzedeler bile evleri yıkıldı, ayrılmak istiyorlar şehirlerden ama gittikleri yerlerde fahiş kiralarla karşılaşıyorlar. Şimdi İstanbul'un yenilenme sürecinde de benzer durumlar var. Hem maliyet açısından hem de bu kiralardaki gidişat açısından nasıl bir formülasyon olmalı ki bu süreç hızlansın?
Şimdi bunun teknik olarak çözümü mümkün. Öncelikle deprem bölgesiyle ilgili bir öneriden bahsetmek istiyorum. Biz dedik Lütfen. ki deprem bölgesinde zaten 7,5 metre plakalar kaymış. Bölgenin tüm harita altyapısı değişti. Bilim insanlarımız söylüyor. Zemin hareketliliği devam ediyor ve bir yıl devam edecek. Burada hızlı kentleşme yerine vatandaşların barınma ihtiyacını öncelikle deprem bölgesinde ve çevre illerdeki boş yapı stoğu envanterini çıkararak devlet eliyle bu yapı stoğunun kiralanması ve depremzedelerin hızlıca buralarda barındırılmasına öncelik verilmesini, böyle yaparak hem piyasadaki o kontrolsüz kira artışının regüle edilmesini sağlamış oluruz. He, kentlerin merkezleri yok oldu. Buralar ciddi kafa yorulup planlanması gereken önemli merkezler. Türkiye için önemli illerden bahsediyoruz. Buraları planlamakla ilgili de biraz zaman kazanmış oluruz. Kaynaklarımızı da verimli kullanmış oluruz dedik. Aynı şeyi İstanbul için de öneriyorum. Şimdi biz bir yapıyı yıktığımız zaman bir mahalle ölçü, mesela 260 konutluk site yıktık. Bu insanlar komşu çeperlere kiralamaya gittiği zaman bir anda talep patlaması olduğunda kiralar artıyor. O yüzden diyoruz ki İstanbul'da sadece riskli yapıyı yenileyerek bir çözüm üretemeyiz. Gereken hızı yakalayamayız. Yenileme bir alternatiftir ama güçlendirmeyi de gündeme almalıyız ve mutlaka ve mutlaka İstanbul gibi büyük kentlerde sağlam boş yapı envanterini çıkarmamız lazım ve bu boş yapıların devlet eliyle kiralanması, satın alınması çok zorunlu hallerde. Hani eşleştirdiğimiz bölgeyle alakalı gerekirse kamulaştırmak yoluyla mülkiyet tasarrufu kamu eline geçmeli. Aksi takdirde biz bu insanlarımızı hızlı bir şekilde dayanıklı konutlara taşıyamayız. Bakın bir tane kiracının bize kaybettirdiği zaman minimum 1,5 ay. Ve Çok bir uzun. buçuk ay içerisinde biz bu afetle karşılaşsak, yani stratejik yerde olan binalar için, mesela bu yapı stratejik bir yerdeydi. O yüzden bu örneği verdik. Marmara'ya doğru yıkılsa bu yapı. Bırakın depremi, kendiliğinden yıkılsa. Bu da mümkün. İstanbul'da çünkü yapı stoğu o kadar sıkıntılı. Biz o yüzden diyoruz ki aşırı inşaat maliyeti artışları var. Vatandaşa yük oluyor. O zaman güçlendirmeyi deneyecekler. Güçlendirme olmuyorsa devlet elinde boş yapı stoğunu kiralayacak ve vatandaşa uygun ödeme planıyla barınma ihtiyacını çözmeye çalışacak. Çünkü inşaat maliyetleri maalesef Sena Hanım çok arttı. Biz Çok. İstanbul Yenileniyor'a başvurduğumuzda metrekaresi 2000-2500 liraydı. Yani bir 100 metrekare konutu biz 250 bin TL'ye mal ediyorken şu an metrekare maliyetleri 14 bin TL'leri buldu. Yani 1,4 milyona mal ediyoruz 100 metrekare konutu. Bunun içinde birçok veri var. Sadece inşaat olarak bakmayın. Bunun projelendirmesi var. Harçları var. Zemin etüt çalışmaları, zemin iyileştirmeleri, bunları ben ortalama bir maliyet koydum ve bu maliyet göreceksiniz artarak devam edecek. Tabii burada bir Az kamu önce Merkez sübvansiyonuna Bankası'nın ihtiyaç var, bunu söylüyorsunuz. kamunun düzenleme yapması gerekiyor. Yani kontrolsüz bir yatırım planlaması yapılıyor. Biz o yüzden hep şunu söyledik. Sosyal konut projesi önemlidir kamunun ama sosyal konutlarda sunduğumuz ödeme planını gelin büyük kentlerde ki riskli yapıların yenilenmesinde sunalım. Orta gelir grubuna sunulan ilk evim kampanyasındaki faiz oranlarını gelin riskli yapıda oturanlara da sunalım. Uygun ödeme planıyla biz insanlarımızı borçlandırabilirsek bu kentleri daha dayanıklı hale getirebileceğimize inanıyoruz. İstanbul Yenileniyor verisi bu anlamda çok anlamlı. Çok önemli bir veri. Niye? İnsanlar düne kadar, yakın tarihe kadar hep devlet gelsin, evimi yapsın, imarımı arttırsın, ben borçlanmam diyorken şu an bize başvuran insanlarımız diyor ki biz borçlanmayı kabul ediyoruz. Gelin bizi yenileyin. Ama Yeter biz ki sağlam bir evde vatandaşlarımıza oturayım. aynen ama biz vatandaşlarımıza uygun bir ödeme planı sunamazsa, alım gücünün düştüğü, enflasyonun bu kadar yükseldiği bir ortamda hızlı bir uzlaşı sağlayamayız. O yüzden tüm aktörlerin masanın etrafına oturması gerekiyor. Kaynakların da verimli kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde gereken hızla kentlerimizi dayanıklı hale getiremeyiz. Dediğiniz çok değerli. Sosyal konutu biz burada çok konuştuk. Orta gelirliye konut projesini çok konuştuk ama gördük ki bizim en önemli önceliğimiz deprem ve depreme dayanıklı bir yapı Kesinlikle. stoğu oluşturmak. Dolayısıyla çağrınız da bu anlamda kıymetli. Şu son soru olsun Ali Bey. Şimdi hep 99'dan bu yana İstanbul depremine 30 yıl içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor diye bilim insanlarına sorulur, yanıt aranır. Ama bizim şu an bugün hemen şimdi başlasak bu dönüşüme ne kadar sürer bu dönüşüm? Asıl belki bunu konuşmamız gerekiyor. Yapı stoğumuzu güçlendirmemiz ve biz depreme, İstanbul depremine evet hazırız dememiz kaç yıl sürer bugün şu an başlasak?
Bir örnek üzerinden bunu anlatmak Buyurunuz. istiyorum. Sayın Çevre Şehircilik Bakanı dedi ki İstanbul'da acil yenilenmesi gereken 300 bin bağımsız birim olduğunu söyledi. 300 bin. İstanbul Planlama Ajansı'nın verilerine göre İstanbul'da 750 binin üzerinde boş yapı olduğu, boş konut olduğu söyleniyor. Bu boş konutların %50'si gerçekten sağlamsa biz bir kalemde İstanbul'daki 300 bin riskli yapıyı sağlam yapılara taşıyabiliriz. Ne yapmamız gerekiyor? Bu boş konutları devlet eliyle bir şekilde kamu tasarrufuna almamız gerekiyor. Kiralanabilir, satılabilir, çok zorunlu hallerde kamulaştırılabilir. Bu kadar hızlı da yol alabiliriz. Maalesef çok yavaş da ilerleyebiliriz. Birçok alternatif yöntem var. Nihai bir yöntem olmadığını söylüyorum. Ama çok hızlı bir şekilde, yani bunun takvimini vermek çok zor. Ama mesela 300 bin konutu yıkalım yapalım dersek bu onlarca yıl sürer. Hepsini güçlendirelim dersek inanın çok uzun zaman sürer. Yenilemekten daha kısa ama gene de çok uzun bir zaman sürer. Bir kere bir mevzuat değişikliğine ihtiyacımız var. Ama boş yapı stoğunu değerlendirirsek, teorik olarak söylüyorum, bir günde çözebileceğimiz bir konudan bahsediyoruz belki de. Çok bunun önemli. İçin hibrit yöntemler denenmeli ve gerçekten tüm aktörler artık lütfen diyorum masanın etrafına toplanmalıyız. Biz demiyoruz ki evsiz insanlarımız evi olmasın, sosyal konut yapılmasın. Ama önceliğimiz bu mudur? Önceliğimiz orta gelir grubunu ev sahibi yapmak mıdır? Önceliğimiz büyük kentlerdeki özellikle İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesidir. Ben bir teknik adam olarak bunu söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben önemli. Teşekkür Dileyelim ediyorum. Bu konuyu bir an önce çözelim. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun, teşekkürler. Devam ediyoruz.